3, 2, 1. Merhaba, ben Barış Soydan. İktisadi açıdan resesyon, iki çeyrek arka arkaya eksi büyüme yani küçülme, resesyon veya durgunluk olarak tanımlanıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de bir resesyon görme olasılığı hayli yüksek. Çünkü Türkiye'de ve dünyada benzeri kur krizlerinden yani para biriminin dövize karşı %30, %40 ve daha fazla değer kaybettiği sekansların hemen ardından ekonominin daraldığı gözlemlenmiş. Son dönemde örneğin dünyada bir kur krizi yaşayıp da ekonomisini daralmaya düşürmeden atlatan tek ülke Mısır. Onun dışında işte Arjantin'den Mozambik'e kadar bütün coğrafyalardaki ülkeler Türkiye'nin yaşadığına benzer kur krizlerinin arkasından ekonomik daralma yani resesyon yaşamışlar. Uluslararası kuruluşların öngörüsü 2018'in son 3 aylık dönemi ve 2019'un ilk 3 aylık. Hatta eğer şansımız yok ise ikinci 3 aylık döneminde de bir eksi büyüme yaşayacağımız şeklinde. Dolayısıyla bu yılın son dönemine resesyon damgasını vuracak gibi gözüküyor. Birçok benzerliği olduğunu biliyoruz. Örneğin TL, bundan önceki krizlerde de yani 94 krizinde ve 2001 krizinde büyük oranlı değer kayıpları yaşamıştı bugün olduğu gibi. Ama temel bir farklılık var. 94 krizinde ve 2001 krizinde meselenin temel parçalarından biri büyük kamu borcuydu. Yani devletin altından kalkılamayacak bir noktaya ulaşmış olan borcuydu. Bugün yine bir borç meselesi var Türkiye'nin karşısında ama bu seferki borç kamunun yani devletin değil özel sektörün borcu. Özel sektörün borcu işte son günlerde çok fazla söyleniyor, tekrarlanıyor. 300 milyar doların üzerinde. Geçtiğimiz krizlerde böyle değildi. Neden bu sefer özel sektör borcu bu kadar yükseldi? Neden patladı özel sektör borcu? Bunda küresel ekonomik gelişmelerin payı büyük. Bunun için biraz geçmişe 2008-2009 ekonomik krizine dünyadaki global finansal krize dönmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz 2008-2009 kriz sonrasında Amerikan ve Avrupa Merkez Bankaları 1929 benzeri bir ağır bir buhrandan kaçınmak için parasal genişleme olarak adlandırılan bir ekonomi politikası izlemişlerdi. Bunun için faizler reel olarak eksi denebilecek seviyelere çekilmiş ve bu merkez bankalarının bilançoları büyütülmüştü. Bu politika Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelere dolar ve euro, para tabii ki yen de para akışına sebep oldu. Sıcak para Türkiye gibi ülkelerde yüksek getiri peşine düştü. Dolayısıyla bir anlamda aslında yağmur gibi havadan para yağdı Türkiye'ye. Dolayısıyla Türkiye'deki bankalarda düşük faizle içerideki yerli firmalara ve bu arada bireysel tüketiciye kredi dağıttı. Yani Türkiye'deki bu şu anda olumsuz etkilerini yaşadığımız borç yükünün arkasında, arka planında böyle bir hikaye var. Ekonominin, küreselleşmenin çok yüksek boyutlara ulaşmış olması, dünyanın gerçekten artık bir küresel köye dönüşmüş olması nedeniyle Amerika'daki gelişmeler, işte kaos teorisinde söylendiği gibi bir kelebeğin okyanusun bir yerinde kanat çırpması ki burada bir kelebekten değil, bayağı ağır bir kuştan, Amerikan Merkez Bankası'ndan bahsediyoruz. Kanat çırpması burada Türkiye'de ve başka gelişen piyasalarda fırtınaya sebep olabiliyor. Dönecek olursak özel sektörün borcuna, bu borçtaki büyük artışın sebebi işte buydu. Peki bir başka soru, kamu borcuyla özel sektör borcu arasındaki fark ne? Yani 1994 ve 2001 krizlerinde mesele kamu borcuydu dedik. Bugün mesele özel sektör borcu diyoruz. Nedir fark? Fark şurada, devlet borcunu ödeyemediğinde ismi moratoryum olur. Özel sektör firmaları borçlarını ödeyemediğinde ismi moratoryum olmaz, iflas olur. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış dünyaya karşı ekonomik yükümlülüklerini sürdürmesini engellemez. Devlet kendi finansal işlemlerini devam eder. Ama özel sektörde firmaları eğer borçlarını ödeyemez bir noktaya gelirlerse iflaslar kaçınılmaz bir şekilde gündeme gelir. İflasların gündeme gelmesi bir açıdan bakılacak olursa bir yıkıcı yenilenme süreci olarak değerlendirilebilir. Hadi iyimser bir açıdan polyanacılık oynamaya çalışarak söyleyelim. Böyle değerlendirilebilir ama şöyle bir problem var. Özel sektör firmalarının iflas süreci bankaları etkiler. Çünkü özel sektör firmalarının borçlarının büyük kısmı bankalara yönelik. Eğer borçlarını ödeyemeyen şirketlerin sayısı artarsa bankaların tahsil edemediği krediler ve halk arasında bilinen adıyla batık kredilerin oranı artar. Bu da sistemik bir risk yaratabilir. Şu an Türkiye'de bankaların tahsilat güçlüğü çektiği kredilerin oranı aslında düşük. %3'ler düzeyinde. Dolayısıyla sistemik bir risk şu anda yok. Önümüzdeki dönemde olabilir mi? Tartışmaya açık. Aslında bankacılık bugün 2001 krizine göre çok daha sağlıklı bir yapıya sahip. Geri ödenmeyen kredilerde yaşanacak bir artışı kompanse edebilecek gücü, marjı şu anda var. Dolayısıyla bu şu anda Türkiye'nin bankacılık sisteminin sağlıklı yapısı bugün itibariyle Türkiye ekonomisinin güçlü noktalarından biri. Ama bu elbette hiçbir ülkede sonsuza kadar ila nihaye her türlü şoku emmesi finansal sistemin mümkün değildir. Amerika'da dahi mümkün değildir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde özel sektör firmaları arasında borçlarını ödeyemeyen şirketlerin sayısının çok fazla veya çok hızlı bir oranda artmamasını umut ediyoruz.